Başarabilecek mi? 24 saattir yoğun bakımda. Ne badireler atlattı o. Aslan babam. Sana bir şey olmaz. Hadi baba, bu ailenin sana ihtiyacı var. Evet, devam et. Hadi dede, uyan da şu hemşirelerden bir makas al. Dede! Baba! Dede! Elektroşok uygulayacağız, çabuk. Ver, hadi ver. Yardımcı ol çabuk. Güzel sesin, tamam. Çalışıyor, tamam. Kapattın mı? Evet efendim. Hemşire hanım, başın düzelt. Pekala. Dedem iyileşiyor. Dedem kurtuldu. Ya baba, buralarda sefil olma. Çık odana, paşa paşa yat Allah'ını seversen. Ya burada bırak kalayım. Orada ben şey yapıyorum, yalnızlık çekiyorum. Hastane odası gibi ya. Şimdi bir an ölüyorum sandım. Gözüm karardı. Her yer kapkaranlık oldu. Sonra birden beyazlara bürünmüş bir kadın bir yoşuk üzmesiyle önümde belirdi. Kadın mı? Hem de nasıl bir fıstık biliyor musun? Bir an dedim öbür tarafa gideyim mi diye düşündüm. Canım, önünde cazip bir şey olunca insan biraz tereddüt ediyor be fıstığım. Ama sonra aklına ben geldim herhalde ki geri döndün. Nereden çıktı bu kadın? Kim çağırdı bunu? Ne bileyim ben. Elinde kolonyayla geliverdi. E kovsaydın ya. Aa, nasıl kovarım canım? Hediye almış, ziyarete gelmiş. Hiç hasta ziyaretine gelmiş biri kovulur mu evden? Yok canım. Aklıma sen gelmedin. Şey geldi. Necmi Bey, aklınıza ben gelmiş olabilir miyim? Tam beyazlar giymiş kadın beni çağırıyordu ki. Aklıma arabamın anahtarlarını evde unuttuğum geldi. Hemen geri döndüm. Böyle ya. Ayakta kaldın Sandın Hanım. Lütfen şöyle oturun biraz. Teşekkür ederim. Dedemin iğnelerinden biri. Hay Allah, ucu da kayboldu. Dedelerin en güzeli. Dur seni bir öpeyim. Okula gitmem lazım. Dur. Ben seni okula bırakayım. Baba çocuk olma. Senin dinlenmen gerekiyor. Hadi be. Bıraksaydım. Geldik. Ben işe döneyim artık. Dur iki dakika ya. Tabakhaneye çay mı yetiştiriyorsun ya? İşe geç kalıyorum ama. Zaten senin için benden başka her şey çok önemli. İki haftadır doğru düzgün yüzünü görmüyorum. Hemen kalkıp gidiyorsun. Uzattın ama Ayşegül. İki haftadır finallerim vardı. Hem şimdi görüştük ya. İki adım yolu beraber geldik, görüşmüş olduk. Bak Selami. Artık beni sevmiyorsan bunu söyle, tamam mı? Yeter be. Kaç gündür başımın etini yiyorsun. İyice kaynanam oldun ha. Demek kaynanan oldum. Benimle görüşmemek için elinden geleni yapıyorsun sonra da. Hey, ne oluyor ya? Ne bağırışıp duruyorsunuz sokak ortasında? Hadi Selami, görüşürüz. Hadi bakayım. Hadi gel. Gazete kurdu bugün, nasıllar? İyiyim efendim. Sizler nasılsınız? Sağ olun efendim. Bugün gene güzelliğin üzerinde. Teşekkür ederim. Daldınız. Ben? Evet. Emel, senden hoşlanıyorum galiba. Bir şey söylemeni beklemiyorum. Seni seviyorum. Bu gerçek. Başından beri bu böyleydi. Sana sevdiğimi söylediğim kişi sendin. Ne oluyor? Allah, bardaklar gitti. Merhaba Canan teyze, Orhan amcam evde mi? Sen niye okulda değilsin? Beriş'e bir şey mi oldu? Yok Canan teyze, yok bir şey. Benim sığınakta çalışıyordum da. Orhan amcam evden çıktı mı yoksa? Yok, hayır, evde. Orhan! Savaş geldi. Oğlum gir içeri.
Çorabımın tekini bulamıyorum Canan. Kanter içinde kaldım ya. Ne haber Savaş, iyi misin? İyiyim. Sığınakta iki gecedir. Sabahlıyorum, bir şeyler yaptım. Gelip görmenizi istiyorum. İkinizin de ilgisini çekebilir. Beni bilmem ama Orhan'ın ilgisini çekeceği kesin. Doğru, çekebilir. Zeynep. Burada. Savaş. Savaş. Savaş gelmedi mi çocuklar? Bizim Savaş mı hocam? Ay bugün gelmedi hocam. Kesin yine bir şeyler icat ediyordur. Ay tanem benim. Evet çocuklar. Yoklamayı bitirmiş olduğumuza göre şimdi dersimize başlayalım. Ay. Bugünkü konumuz neydi? Bugünkü kurbağa sindirim sistemini inceleyecektik. İyi de hocam, daha iki gün önce işledik o konuyu. Çocuklar, ben biraz bugün aklım karışık ve biraz da başım ağrıyor. Bir 5 dakika ara verelim mi? İlaç ister misiniz hocam? Yok, şimdi geçer canım. Necmi Bey, ağrınız çok mu? Çok. Ah, şuralarım ağrıyor. Bir masaj ettirin. Tabii yapayım. Ay ben de yaparım. Neresi demiştiniz? Şuralarda bir yerde. Ay. Necmi Bey, sizin kalbiniz ne tarafta? Ne bileyim ben. Şurada bir yerde işte. Ay ben de omuzunuza masaj yapayım. Birbirleriyle yarışıyorlar. Bakalım şimdi hangisi hızlı göreceğiz. Karnımda bir acıktı, bir acıktı ki. Aa, ben yaptım. Hayır. Dur sen. Ben yapacağım. Hayır efendim, ben yapacağım. Artık çalışmaz. Bundan sonra. Kalbim. Aa, beni hissetmişsin Nazım Hanım. Siz iyi misin Nazım Hanım? Gözleriniz kanlanmış. Ben çok iyi değilim. Ne oldu Nazım Hanım? Bunu size nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Hadi ama. Beni bilirsiniz. Bünyen sağlamdır. Hem de ne sağlam. Tanıdığım erkekler arasında en sağlamıydın. Hadi. Disiplin kurulu okuldan atılmanız konusunda bir karar çıkardı. Bir dakika. Bir daha tekrar eder misiniz? Disiplin kurulu okuldan atılmanız için bir karar çıkardı. İyi de neden? Okul içinde uygunsuz gönül ilişkilerine karıştığınız saptanmış. Ben çok üzgünüm. Ta. İşte. Ne var bunda? Her yerde yapıyorlar. Ama olur mu? Bunu ben yaptım. Bu makineyle yaptım. Kendim yaptım. Kaç gündür bununla uğraşıyorum. Gecede binlerce tişört basabiliriz. Ciddi misin? Hı? Zengin olabiliriz Canan. Yaz geldi. Baskılı tişörtler çok satar. Hı? Anlat bakalım. Neydi bugün Selami ile kavganız? Her gün kavga ediyoruz. Alıştım artık. Sorun nedir? Özel bir sorun yok. Ama galiba artık Selami beni sevmiyor. Peki ya sen? Bilmem. Ben de eski heyecanımı kaybettim sanki. Niye erkekler bu kadar anlayışsız olurlar ki? Bu da nereden çıktı şimdi? Daha Selami ile bir kez bile şöyle oturup konuşmadık. Ben oturup konuşabileceğim, dertleşebileceğim, omzumda ağlayabileceğim birini istiyorum. Dostlar ne işe yarar? Unutma.
Sevgililer gelip geçicidir ama dostluk güven taşlarıyla örülü bir kuledir. Hı? Ne? Okuldan mı atılacaksın? Allah'ım tevekkeli değil. Dün seni rüyamda gördüm. Hiç iyi bir rüya değildi. Bak şimdi içime doğdu, seni bu yüzden aradım. Evet. Ne yazık ki böyle. Ama inan bunu gururuma yediremiyorum. İtiraz istemiyorum. Kesin buluşuyoruz. Böyle bir durumda asla seni yalnız bırakamam. Canım benim. Haksızlık bu. Bekle. Hemen gelip seni alıyorum. Hadi aman yapam. Hadi bakayım. Aferin kızlar. Geldi. Hop. Bakın kızlar, bir iş bölümü sayesinde nasıl da işleri yoluna koyduk değil mi? Personel yönetiminde üstüme yoktur. geldi. Oo. Ben açarım. Bu ne? Çorba. Canım benim. Ya Necmi, nasılsın? Geçmiş olsun. Kalp krizi dediler. Dedim ki balık kalbe iyi gelir. Hem de ziyaret etmiş olurum dedim. Oo, Peyami gel. Kalbiniz tekledi işte. Çorbanı soğuyacak Necmi. Sağ ol nefuşcum, sağ ol yavrum. Ben onları alayım. İnsan bir baklava falan getirir ya. Ya ne zaman seni ziyarete gelsem başında bir iki güzel hanım. Ne? Cazibem Peyami'm, cazibem. Öldüren cazibe. Hop usta, kaçak kat çıkmışsın. En üst katı yıkacağız. Ay. Ya ne yapıyorsun ya? Aa, pardon ya, sanat eserini bozduysam özür dilerim. Ayşegül, sen iyi misin? İyiyim. Selami ile kavga ettik de. Pek buna üzülmüş gibi değilsin. Ne bileyim ya, kafam karıştı işte. Çizgi filmlerdeki gibi yaşayabilseydik keşke. Onların hiç derdi yokmuş. Çok mutlularmış gibi. Does this thing with a swing, and everything you see him doing.
Bidiş. Bidiş. 5 saniye dalma rekorunu kırdın yine ha? Ha? Ne? Bir gelsene, sana bir şey anlatacağım. Şunlara baksana. Çifte kumrular gibiler. Bence Bediş'in ki umutsuz vakam. Ay niye kız? Ay üzülürüm ben. Sen ne dersin Ayşegül? Alo. Hah, al işte. Bir Bediş vardı başımızda dalan, bir de bu çıktı. Şş, kızım uyan. Bediş diyorum, hani Oktay'la. Hah? Bilmem. Aa! Hocaların en güzeli koç. Duymadınız mı? Aa, koç senin canı bir şeye sıkılmış. Koç ne oldu? Allah Allah, sizi ilk defa böyle görüyorum. Koç ne oldu lütfen söyleyin. Hadi koç, ben bir sıkıntım olduğunda ilk olarak derdimi size açıyorum. Dost değil miyiz? Dost. Dost laf mı? Sizler benim çocuklarımsınız. Hı. Ama sanırım çocuklarımdan ayrılmanın zamanı geldi. Neler diyorsun koç? Okuldan atılıyorum. Ne? Neden? Aa, manyak mısın? Aa, niye bu kadar tişört üst üste giydin? Ne yapayım Canan? Çuvala sığmadı. Anca taşıyabildim. Orhan amca, hiç vakit kaybetmeden baskıya geçelim. Doğru. Ne kadar erken zengin olursak o kadar iyi. Peki, ne basacağız ki bu tişörtlerin üzerine? Ben yolda sadece bunları mı taşıdım sanıyorsun? Gelirken aynı zamanda düşündüm de. Şimdi babama gideceğiz, ona bir şeyler çizdireceğiz. Getirip onları burada basacağız. Aa, ay biraz dikkat etsene kızım, neredeyse düşecektin. Ya görmedim. Bugün sende bir şeyler var. Gözün kimseyi görmüyor. Şurada 2 dakika oturalım mı? Size bir şey açıklayacağım. Önemli haber galiba. Ben... Evet. Galiba. Ay şimdi yarılacağım ortadan ikiye. Söylesene artık. Ben Oktay'dan hoşlanıyorum. Oh be. Ne? Artık iyice pembe diziye döndü bu iş. Ay, Oktay'a ben de aşık olayım da tam olsun bari. Ayşegül, bunu Beriş'e nasıl yaparsın? Bilmiyorum. O kadar iyi ki. Ne? Benden bahsediyorsunuz galiba. Tabii, öldüren cazibem sizi de vurdu. Bir sen eksiktin. Kamersiz sohbet olur mu kızlar? Ya Recep be, başına bir şey gelmeden sen git istersen. Ayaklarınızı yerden kesiyorum değil mi? Aslında çok haklısın. Evet, ayaklarımızı yerden kesiyorsun. Aman da aman, senin ne güzel kravatın varmış öyle. Gel sana bir şeyler anlatacağım. Bak şimdi, seninle çok güzel bir oyun oynayacağız. Nasıl bir oyun bu ya? Bak şimdi, sen direğe şöyle dayanacaksın. Dayan sen, ver kitaplarını Ayşegül'e. Tamam. Ellerini arkaya al. Hadi kızlar, bağlıyoruz! Yapmayın! Ne yapıyorsunuz? Yapmayın! Çözün! Kızlar, çözün şunu ya! Sana ihtiyacınız kalmamış. Ayıpsın! Senin ne işin var burada? Kötü haber. Koçu okuldan atıyorlar. Koçtan ne istediler ya? Kesin Nazi'nin işidir bu. Kızlar, nedenini biliyorum ama lütfen sormayın, söyleyemem. Bu arada Nazi Bediş faktörünü unuttu tabii. Hadi gidelim. Ben ne olacağım? Şş, beni burada bırakmayın. Birazdan yanındayım. Canım benim. Nasıl üzülüyordu şimdi? Ahu Hanım, şu evrakta bir eksik. Ne o, çıkıyor muydunuz? Bugün üzerimde büyük bir kırgınlık var. Sanırım grip başlangıcı. Hay Allah! Eve götürmemi ister miydiniz? Ay, çok sağ olun. Kendi başıma gidebilirim. Kusura bakmayın, böyle işlerin ortasında. Lafı mı olur canım? Hadi eve gidip iyice bir dinlenin. Şöyle güzel bir nane limon kaynatıp kendinize gelirsiniz. Baba, biz geldik. Bunlar ne? Baba, nereden çıktı bu kadar yiyecek? Üzümü niye? Bağını sorma Canan. Bırak onu bakayım. Bana olan aşklarını nihayet
yemeğe dönüştürdüler can sevgililerim. Bırak onu. Söyle karına. Sana da yapsın. Zemzek. Tamam baba. Çıkartıyorum. Baba, sana bir işimiz düştü. Canan'la beraber baskı tişört işine giriyoruz. Bize şöyle abuk subuk bir şeyler çiz, tişörtleri basıp satalım. Ulan elini kaldıracak halimi yok be. Hastayım ben ya. Nasıl resim çizeceğim ben? Allah babam Allah. Haklı Orhan. Başka bir yol buluruz. Bırakalım dinlensin. Hadi baba, hadi baba. Sevzek. Bak, bak ona, o andanın değil. Mefaretin yaptığı kadın budu köfte. Bak, kendi budu gibi. Üç köşedeki deliye. Sen o topu o deliye sok, ben burada eşek gibi anırırım. Büyük laf ettin. Seni şimdi eşek gibi anırtalım da gör bakalım. Hadi be. Hadi bakalım, sıra sende. Ne sırası be? Kazandın ya işte. Yetmez. Hani verdiğin sözler? Anır bakalım şimdi. Peki lan. Ay ay, oldu mu? Oğlum öyle siren gibi değil, eşek gibi bağır, eşek. Yüksek bağır. Ayşegül'le sorununuzu hallettin mi? Daha konuşmadım. Bu aralar çok üstüme geliyor. Galiba senden biraz ilgi bekliyor ha? İyi ama benim de zamanım yok ki. Finaller, iş. Uydurma şimdi be. Burada bilardo oynayacağına pekala onunla buluşabilirdin ha? Allah Allah. Merhaba anneciğim. Merhaba kızım. Yavaş kızım. Canım dedeciğim, nasılsın? Nasıl olayım ki? O kadar hastayım ki baban olacak adam bile bana burada ödev verdi. Ne ödevi ki o? Tişörtler için desenler çiziyor. Babanla Savaş şu anda sığınakta dedenin çizdiği tişörtlerin desenlerini basıyorlar. Wow. Bu gece sabahlayıp yarın hemen satmayı düşünüyorlar. Nasıl becerecekler vallahi ben de bilmiyorum. Ondan kolay ne var? Ben kızları ayarlarım. Yarın şöyle müthiş bir sokak definesi yaparız. Hem de peynir ekmek gibi satarız. Bediş, ne yapıyorsun? Hiç sesin soluğun çıkmıyor ha? Anneciğim, İnan sana bunu söyleyemem. Neden? Yine neler tasarlıyorsun sen ha? Anne, söylersem karşı çıkarsın belki ama ben yine de bunu yapmak zorundayım. Bir çılgınlık yapmıyorsun değil mi? Anne, şu kadarını söyleyeyim. Hayatta çok sevdiğim bir insanın bana ihtiyacı var. Ve ben ona yardım için elimden geleni yapacağım. Sana güveniyorum. Oo, canım kızım benim. Bu akşam dışarı çıkacak mısın? Çocuklarla diskoda buluşacağız. Ama geç kalmam. Yarın okul var. Alo? Alo Bediş. Ne haber? Yarın adaya gidiyoruz değil mi? Tamam. Gerçi diskoda da konuşurduk ama unutma, çantanı hazırla diye aradım. Tamam. Eşofmanlarımı getiririm ben. Hadi görüşürüz. Ne eşofmanıymış bu? Biz yarın öğleden sonra Oktay'la adaya gideceğiz de bisiklete bineriz diye. Okulunuz öğleden sonraları tatil mi olmaya başladı artık? Ya anneciğim, son haftalar ya. Hocalar bazen serbest bırakıyorlar. Yarın öğleden sonra da dersimiz yokmuş. Emin misin? Ben mi? Tabii eminim anne. Hiç bu kadar emin olmamıştım. Tamam, geliyorum. Aa,
gelebilirim ki? Biz gelmeden hemen eğlenmeye başlamışsınız nedir? Seni mi bekleyecektik kızım? Ne yapabilirim ki? Bir sürü işim var finallerde. Ben somurtuk insanlardan hiç hoşlanmam. Ne demek sana ne? Bak herkes ne kadar neşeli. Bıktım artık bu tavırlarından. Bütün gece böyle oturmayacaksınız değil mi? Hadi dans edelim. Şimdi canım istemiyor bir. Ben gidiyorum. Merhaba çocuklar. Hadi gel dans edelim mi? Derdi de bilmiyorum ama derhal bana anlatacaksın. Ben... Biliyor musun? Bazen seni çok kıskanıyorum. Beni mi? Niye ki? Böyle bir enerjiye sahip olduğun için çok kıskanıyorum. Yerinde duramıyorsun, ne güzel. Bizim kanımızda var. Ne de olsa Necmi Bey'in torunuyuz. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Bak, şimdi yine yerimde duramayacağım. Sonra? Buz var mı? Var. Bir kol versene. Akşam gidiyoruz. Ondan sonra ben alabilirim. Dondum, korkmuşsun ya! Ne yapıyorsun ya? Ben ne yaptım sana? Recep yapmadım. Bir şey yapman gerekiyor ki. Hava da sıcak mı zaten? Baba, ne zaman geldin? Baba! Baba ne zaman geldin? Sabaha karşı döndü. Nasıl oldu tişörtler? Şahane, şahane. Hiç uyumadık savaşla. Güzel oldu. Annem bir sokak defilesinden bahsetti. Nasıl olacak o iş? Sen hiç karışma. Ben kızları ayarlarım. Sen sadece tişörtleri ve satış yapacağın standı al, gel. Ama önce biraz uyuması lazım. Kız beni... Oktay. Yerler. Oğlum burada sana kahvaltı hazırlamak için uğraşıyorum. Nereye gidiyorsun hemen? Gel. Okula gidiyorum anne. Daha erken değil mi oğlum? Acelen ne? Güzel bir güne ne kadar erken başlarsan... ...o güzelliklerden o kadar çok yararlanabilirsin anneciğim. Vay be! Amma büyük laf ettim ha. Gençlik işte. Hadi git bakalım. Bediş'e de selam söyle. Niye sadece Bediş'e? Neşendeki en büyük payın Bediş olduğunu tahmin ediyorum da ondan. Aslında anneciğim... ...canım annem benim. Bediş dedin de aklıma geldi. Biz... Bugün okuldan sonra adaya gitmeyi düşünüyorduk da... ...acaba diyorum... Peki. Daha fazla yalvarmana gerek yok. Yalnız geç kalmak yok. Teşekkürler anneciğim. Bay bay. Deli çocuk. Koçumuzu isteriz. Koçumuzu isteriz. Baskıcı yönetime son. Aynı şeyi yapmışlardı. Bu sefer durum daha ciddi. Sadece bir haksızlığa karşı çıkıyoruz. Hep böyle dersiniz zaten. Sonra da kırıp dökersiniz. Bu sefer durum farklı. Sizi sevdiğinizden uzaklaştırsalar tepki vermez miydiniz? Evet, vermez miydiniz? Tabii ya. Alo komiserim, hala amaçlarını anlayabilmiş değiliz. Koçumuzu isteriz. Koçumuzu Alo komiserim, elebaşlarının kod adı koç. Koçumuzu isteriz. Koçumuzu ama sizlerin beni bu kadar sevdiğini bilmiyorum. Selam millet. Selam hükümet. Çok komik. Ne o?
Derse girerken bu kadar mutlu olduğunu ilk defa görüyorum Bediş. Okuldan zevk alma konusunda bilmediğimiz bir şey mi keşfettin? Yoo. Hem derse gireceğimizi kim söyledi ki? Demek okulu kırıyorsunuz. Birazcık. Sadece şöyle bir ada yapıp geleceğiz. Aa, ne güzel. Ay keşke beni de okuldan kaçırıp adaya götüren bir sevgilim olsa. Keşke. Aa, kızlar az kalsın unutuyordum. Benim girişimci babam yine bir işe kalkıştı. Birkaç güzel mankene ihtiyacı varmış. Hani diyorum, bildiğiniz birileri varsa ücretler de dolgunmuş ha. Aa, bizden güzel manken mi bulacaklar? Biri kızlar. Beni idare edin ne olur. Anlarsınız ya. Tamam tamam, bye hadi bye. Siz gidin. Ay. Ay, of. Abdül, ay. Çabuk kapıyı aç. Çabuk Bediş doğurmak üzere, çabuk ol. Ne var, ne oluyor? Çabuk ol Abdül. Hastaneye yetişmem lazım. Çabuk çabuk. Hay Allah. Damın içeri girerken bir şeysi yok değil. Ya biz de anlamadık. Birden oluverdi işte ya. Hadi çabuk Abdül. Hadi Abdül, aç şu kapıyı. Doğanın kurallarına karşı mı geleceksin yoksa? Yok, kaça hiç kaçı gelir mi açayım ha? Eğer senin de bende gönlün varsa sevdalım, mesajını tez gönder. Dur Ali. Ne haber Dur Ali? Hayrola, ne yazıyorsun yine? Hah, tam zamanında geldim bitirim. Şu mektubu Hacer'e götürsene. Dur bakalım. Bu devirde işler böyle kolay mı hallediliyor sanıyorsun? Bir sakal at bakalım. Al bakalım hain para göz. Asıl para göz sensin. Bu ne be? 25 bin lira. Ben bununla bir basamak bile çıkmam. 500 bin isterim. Oha! Arsa mı alıyorsun la? Bediş, bu ada gezisi sırasında bana kötü bir şey yapmayacaksın değil mi? Düşünürüz. Önce bir gezelim, görelim, eğlenelim. Memnun kalırsam söz sana bir daha dokunmayacağım. Bediş, martılara simit atalım mı? Atalım. O zaman ben de limonatamı atarım. Bediş, ne yaptın ya? Simitle limonata çok iyi gider Oktay. Martıları bu zevkten mahrum mu edelim? Değilsin sen. Çılgın Bediş, ne olacak? Aa, çaycı geliyor, çabuk açalım, yürü. Ya, yokuş bu dikne, acayip yoruldum ben Bediş. Allah Allah, ben neden hiç yorulmadım acaba? Aa, biraz dinlenelim mi lütfen? Olabilir. Gerçi benim için fark etmez ama istiyorsan dinlenelim. Kuş yoktu herhalde. Allah, nerede kaldı bu bitirim ya? 500 lira aldı gitti yine karabası. Aman Allah'ım. Bitirimin sepeti yalnız geldi. Başına bir şey gelmiş olmasın ya. Burası ağrıyor mu? Hiç ağrımıyor. Bana Hiç. Ağrıyor dediniz Necmi Bey. Canım sen bana masaj yapınca geçti Mefoş'cum. Bakın Necmi Bey, siz farkında değilsiniz. Belki ruhunuz çok genç ama yaşlanıyorsunuz. Hadi be! Hayatınızı bir an önce düzene sokmanız gerekiyor. Çok dengeli beslenmelisiniz. Ya hayatımı düzene sokmak için hayatımın kadınını bulmam lazım. Gerçi... Evet. Evet. Hayatımın kadını buldum ama kadında tın tın iş yok. Bana bakın, sakın bir yere kaybolmayın. Hep beraber Orhan amcaya mankenlik yapacağız. Yoksa Bediş hepimizi oyar vallahi. Ünlü manken Zeynep sokak tefilisinde ortalığı kasıp kavurdu. Ay ben gelmeyeceğim. Ay herkesin ortasında öyle kırpta kırpta yürüyemem ben. Vallahi sen bilirsin. Ama Bediş'in gazabı korkunç olur ona göre. Bir an bunu aklımdan çıkartmıştım. Ay kesinlikle geliyorum. Çocukların haberi var değil mi? Hayır, daha onlara haber vermedim. Hadi kafeye gidelim. Merhaba canım. Merhaba.
Necmi Bey. Efendim? Yatsanız daha iyi değil mi? Yormayın kendinizi. Hem ilaçlarınızı da almadınız. Aa, merak etme Befoş'um. İlacım yanımda benim. Üstelik biraz sonra onu kullanmayı düşünüyorum. Bacaklar. Ne demek istiyorsunuz Necmi Bey? Lütfen beni sinirlendirmeyin. Yok yok. Yani diyeceğim şuydu Mefoş'cum. Artık yaşlandık. Görüyorsun ki bir ayağımız çukurda bak. Ne zaman göçeceğimiz belli değil. Hani kısacası hayatımızın son günlerini mutlu geçirsek diyorum. Necmi Bey, bu bir teklif mi? Cidden onu attım ağzıma. Bozulmuş. Ben şunu çıkartayım ağzından yoksa kısacağım. Ne bu böyle? Kertel resimleri asmışsın her taraflara. Hem bu Ruj yazısı da ne oluyor? Yoksa sen bu yaşında Ruj mu sürüyorsun? Sürmüyorum canım. Ruj'u kim sürer ki? Yani daha çok küçüksün de sen. Baba, Ruj'u sürersem ne olur ki? O zaman belki ben seni beğenir. Bunda bir anormallik yok ki baba. Kustum. Sen yine de sürme tamam mı? Hem bu kertanın resimlerini duvarlara asmak ayıp kızım. Asmak! Ne var, ne oluyor? Çabuk gel buraya bakayım. Ay ne oluyor? Asmak! Bu resimler de burada ne oluyor bakın duvarda? Savaş, Banu'nun okul arkadaşı. Banu, sizin sınıf kaç kişi bakın kızım? 28. Peki, 28 kişinin resmi yok da. Niye bu kertanın resimler burada duruyor? Aman bey, üstüne varma, gönül işte. Nedir kadın lan? Ne oldu? Bir şey yok, verdim mektubu. Biraz koku filan sürüneyim, güzelleşeyim, öyle dur halinin karşısına çıkayım dedim. Öyle mi? Güzel, güzel. La 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 la, la la la, la 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 la, la 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 la, la la. Nasılsın Huzur Ali Bey? İyiyim anam, benim için mi sürünüyorsun kokuları? Ha, evet senin için. Bana bak, sana da biraz sıkayım. Sık anam sık. Her an senin kokunu yanımda duymak isterim. Şşt, al bunu sen de arkasına sık. Ya durun ya, ne oluyor ya? Ya durun, ne yapıyorsunuz ya? Ne biçim kokumuz? Çizik kokuyor. Ya durun, durun. Ulan bitirin beni çattın lan. Alacağın olsun lan bitirin. Ne yapayım, o daha çok para veriyor. Hadi gel. Ne? bekle diyorum sana. Bakın, ben kaç saattir düşünüyorum. Karar verdim, ben Savaş'la evlenmek istiyorum. O tam hayallerimdeki erkek. Bana Savaş'ı isteyin, ben onu istiyorum. Kızım, sen aklını mı kaçırdın? Hayır, bir kutu çikolata yaptıralım. Bu çocuğun geleceği yok. Biz gidelim onu isteyelim. Banucuğum, senin yaşın daha çok küçük. Evlenmek için çok erken. Hem kız tarafı erkek istemeye gider miymiş hiç? Bu nerede görülmüş? Olur şey değil. Bakın, benim defileye gitmem gerekiyor. Düşünün lütfen. Biraz da kaşının. Ondan sonra bana kararınızı bildirin. Kızım, saklanayıp durma. Asla olmaz. Asla! Faytonu ne güzel kullandım değil mi? Ya, çok güzel kullandın. Neredeyse İstanbul'a denizden faytonla dönecektik. Bu adam acırası çok hoşuma gitti benim. Krallar gibi eğleniyoruz vallahi. Thank you.
Bediş, 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 uyan artık. Geceyi burada geçirmek istemezsin herhalde. Kesinlikle hayır. Hadi gidelim. Vapuru kaçıracağız, çabuk olmalıyız. Bana bak, insanın içi kıpır kıpır ediyor ya. Oo, tam da zamanı. Gözlü yara bazını unuttum, ben bir koşu alıp geleyim hemen. Necmi Bey, durun burada. Tam sizin yerinize geldik. Bakın, öyle defilelerde kızlara asılan erkekleri hiç sevmem. Ya zaten gözümde görmüyor ki, hiçbir şey görmüyorum. Necmi Bey, çantam yanımda. Dişer, gel! Dişer de gel! Gel, gel! Orhan, bu tişörtlerin hali ne? Ne varmış tişörtlerde? Ne olacak? Hepsinde senin resmin, Savaş'ın resmi var. Hani babamın çizdiği resimler olacaktı? Saçmalama canım! Millet ne yapacak babamın sürrealist resimlerini? Şöyle millet bir erkek görsün istedim. Ay. Gel! Evet, belki Orhan amca dedenin yaptığı resimlerden daha iyi resim veriyor. Hay Allah'ım yarabbim. Aa, babam değil mi bu? Evet, babam. Yapma dedim ama dinlemedi beni. Güya domuz gibiymiş de böyle bir eğlenceyi nasıl kaçırırız? Gülme. Baba oğul kaçıksınız, ikiniz de. Haklısın Canancığım. Haklısın Canan. Gel! Aa, gitti. Durun, bizi bekleyin! Of Bediş! Sana kaç defa şu hayallerini yarım saatten fazla uzun kurma dedim ya. Bak son vapuru da kaçırdık işte. Aman ne yapayım Oktay? Dalmışım. Doğa, temiz hava, kendinden geçmişim işte. Evlere telefon açalım hemen, merak ederler. Üzgünüm anne, ne yapayım? Oldu bir kere işte. Hayır, vallahi ders boştu. Yani tam boş değildi de aslında birazcık boştu. Yok, Bediş motora binmek istemiyor, korkuyormuş. Merak etmeyin ya, bir yer buluruz kalacak. Hadi babama selam söyle, bye bye. Ne? Babam yine mi battı? Kendi resmini mi basmış? Hay Allah! Ya kendini Brad Pitt mi sanıyor bu adam? Hak etmiş ama. Tamam anneciğim, yarın erkenden geliriz, merak etme. Merak etme, Oktay'a iyi bakarım ben. Bakalım gelince kendini affettirebilecek misin? Okul kaçkını canavar. Söz, gelince 100 defa özür dileyeceğim. Seni seviyorum anlayışlı annem benim. Bay bay. Hadi ya. Şuna bak. Hanımefendi tişört. Beyefendi size vereyim. Ya güzeldi. Hanımefendi. Size vereyim bir tane. Kalitesi de çok güzel. Aa, bakın. Allah Allah. Şey, ne yapayım ben senin kel başını be adam? Şuna bak. Gel. Bir de tişört basmış. Bu adı oldu mu? Bunları teker teker kes de vesikalık resim olarak kullan. Tamam mı?
Orhan, durum kötü herhalde. Evet, tabii ki kötü olacak. Çocuklar, Orhan amcanızın bir iş girişimi daha Hüsran'la bitti. Bedava bunlar, bedava. Paramız olsa lüks bir otelde kalırdık. Bizi otele almazlar ki, evli olmamız lazım. Evlenirdik. Ne? Tamam tamam, korkma, şaka yaptım. Seninle evlenip de ne yapacağım zaten? Hadi girip bu evde uyuyalım biraz. Başka da çaremiz yok zaten. Ne biliyorsun bu evin boş olduğunu? Sanki daha önce kalmış gibi konuşuyorsun. Canım, daha önce kalmadım tabii. Ama biliyordum boş olduğunu. Buralarda gezdim daha önceleri. Kiminle? Kiminle gezdin? Aman, nereden tanıyacaksın ki? Nereden tanıyacakmışım ki? Kıskandım işte. Ama bir dakika. Oktay'la ben aynı evde kalacağız. Aman Allah'ım, inanamıyorum. Ha. Anne! Ana. Merhaba anne. Yardım ister misin anne? Anne, çamaşırları asayım mı? Etrafı süpüreyim mi? Bulaşıkları yıkayayım mı anne? Kızım, bu ne hareketi? Bir yerinde dur. Doping yapmış gibisin. Şşş! Asma! Ne oluyor burada böyle? Doping yemiş bir sıraklar gibi dolanıp duruyor. Remzi Bey, hayır demekle iyi etmedik galiba. Niye? Kızımıza acayip şeyler oluyor. Ya. Oktay, arkanı döner misin? Neden? Çünkü. Giyineceğim dondan. Tamam, döndük işte. İlk evden çıkarken eşofmanlarımı almışım. Sen neyle uyuyacaksın? Üzerimdekilerle. Hem üzerimdekilerle hem de yerde. Neden şikayet ediyorsun ki Oktay? Macera dolu bir hafta sonu geçiyoruz işte. Fena mı? Ya, ne demezsin. Hadi Oktay, aynı odada olmanın avantajlarını kullanalım biraz. Nasıl yani? Sohbet edelim canım. Sabaha kadar konuşalım. Aman aman, avantaja bak. Aman Orhan, bu kadar üzülmene gerek yok ki. Sanki ilk defa iş batırıyorsun. Fakat zengin olacaktık Canan. Hiç de fena olmamıştı yani. Sen de salaklık edip kendi resmini basmasaydın şu tişörtlere. Ne bileyim ben, savaş kanıma girdi. Sen de dünden razıydın zaten. Hey! Merhaba. Ah, babam, hep hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biliyorum, bugün biraz keyfiniz yok. Ama belki bizim vereceğimiz haber sizi mutlu edebilir. Biz evleniyoruz. Nihayet. Nihayet. Babacığım, tebrik ederim. Mehmet Hanım, yavrum, size sürekli kanım kaynamıştı. Size anne diyebilir miyim? De. Kafanı kırayım. Zevzek. İşte kömür. Şimdi de bunu içinde yakabileceğimiz bir şey bulalım. Ha, tamam. Pratik zekanın avantajları. Bunu yakmazsak sabah ayazında donarız vallahi. Aman Oktay, hava çok sıcak. Hem odada da kömür yakmak tehlikelidir derdi annem. Bir avuç kömürden bir şey olmaz Bediş.
Ada sabaha karşı nasıl soğuk olur biliyor musun? Canım arkadaşımın donmasına hayatta izin veremem. Bazen daha uzaklara gitmek istiyorum biliyor musun? Avrupa'ya mesela. Ya da Çin'e. Beraber Çin'e gitsek ne güzel olur değil mi Oktay? Ne demişler? İlim Çin'de de olsa gidiniz. Gerçi konumuzla pek alakası yok ama olsun. Benimle uğraşmak kolay değil tabi. Ne güzel de uyuyor. Bir gün seninle aynı odada kalacağımız hayatta aklıma gelmezdi. Bu durum nereye kadar böyle gidecek Oktay? Bir gün kendi evimizde, kendi odamızda uyuyor muyuz acaba? Ne güzel olur o zaman. Ahu sen misin? Ah ne? Ahu mu? Ben şimdi sana. Ne oluyor bana? Çılgın bir dişim yok.